Sendeydi diye hatırlıyorum. Doğru mu? Doğru hatırlıyorum. Küçük tripodu istedim Beril'den. Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Bir sonraki vlog bugünden akşamdan açayım dedim. Öyle bir değişiklik yapayım dedim. Ver. Yeni tripodum. Hani almıştım ya geçenlerde. Yine elimi kremledim bu arada. Yine bir tripod savaşı. Ellerimi kremledim çünkü bulaşıkları falan hep toplamıştım. Bakın şurada bulaşıkları yıkadım, sonra bir kahve içmiştik, onları oraya kaldırdım. Şimdi de kendime yeni bir kahve yaptım. İçeride de omuz omuza var TV8, Acun'un yardımlaşma şeyi. Ondan sonra cıma vlog açayım dedim. Böyle bir değişiklik yapayım dedim ama bunu ayarlayamıyorum yine var ya. Bir saniye. Şimdiydi galiba. Böyleydi. Böyleydi. Evet. Kahvemi içeceğim şimdi. Kahveyi yaparken de bunun içinde hiç kahve kalmadığını fark ettim. Ve bunu dolduralım sizinle birlikte hemen. Şuradan kahvelerimi aldım. Şöyle bir paket koca tipi kahve vardı. Bu da Merzifon'dan yeni almış olduğum. Bir de konuşabilirsem. Yeni almış olduğum, çektirdiğim kahve. Çünkü biz hafta sonu, bir önceki vlogda söylemedim aslında. O vlogu da bugün kapattım. Şimdi de yeni vlog açtım. Biz hafta sonu, yani cumartesi gittik, pazar günü döndük. Merzifon'daydık. Yarma almam lazımdı böyle Ramazan ön hazırlığı olsun diye. Şimdi hep her gün çorba yapacağız ya. Yani her gün yarmalı çorba yapmayacağım tabii ki de. Ama hani onlar eksikti. Yarmamı aldım, bir de kahvemi aldım. Evet. Şimdi de bir karışım yapalım. Çünkü bir postası bitti. Ben bir yapmıştım gelince. Bir paket açmıştım. Bir de bundan birazcık koymuştum. Şimdi de sizinle birlikte yapalım. Evet. Var ya benim bu tripodlarla imtihanım. Şunu açalım. Kahvem de var ya, soğuyacak. Burada bir yudum alayım. Dökelim. Sonra da birazcık da bunu karıştıracağım. Daha şöyle ben de direkt dökeyim ya. Yani. Uğraşmayayım. Bence bu kadar yeter. De buralara dökmeseydim iyiydi. Yani kahveyi israf etmemek lazım. Devamı yok çünkü bittiğinde. Yani Merzifon'a giderseniz var da. Hemen karıştıralım. Evet. Galiba karıştırdım. Bakın. Çok güzel oldu. Ondan sonra rüzgar da gelmiş biraz. Hemen bunun yerine kaldıralım. Bunları kaldırayım. Geri bağlayıp dolaba kaldırayım. Bunu atayım. Makası da yerine koyayım.
Evet, yerimi aldım, kahvemi de getirdim buraya. Omuz omuza izliyorum işte yardımlaşma programını. Kahvem de soğumadan kahvemi de içeyim. Sizinle de yarın görüşürüz artık. Vloğu daha yeni açabildim var ya. Ne olmuş? Selena Gomez'e. Hadi gel. Çok güzel bir. He? Çok güzel bir. Evet, tamam, nerede araba? Evet, vloğu anca açabildim. Poğaçadan sonra diyordum. Böyle insanlarla karşılaşınca biraz şey oluyor. Böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar. Durmak, susmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Neyse, Beril'i New York'a götürüyorum. Arkadaşıyla sözleşmiştiler. Aslında okuldan hemen aldıktan sonra gidecektik ama Okan'ın bir işi vardı. Dışarı çıkmıştı. Oradan sonra da Beril'i gitmiş, almış. Böyle daha mı iyi oldu? Niye? Arkadaşım otobüse gidiyor. He. He. Evet. Yani daha geç gidiyor. He. İyi o zaman. Evet, Okan'la Beril eve geldiler. Ondan sonra biz Beril'le çıktık. Yani arkadaşıyla sözleşmiştiler bugün için. Ondan sonra onu New York'a bırakacağım. Siz orada, sen orada oturursun, ben markete giderim. Ben de mi oturacağım seninle? Oturma. Oturmayayım mı? Oturma. İyi, tamam o zaman. Evet. Böyle yani. Anca açabildim dediğim gibi. Poğaçayı da evde ekmek olmadığı için yaptım. Üç gibi bir poğaça. Normalde yaptığım bir poğaça değil benim ama. İşte ekmek olmayınca hemen çabucak bir şey olmalıydı. Mayalı poğaça içinde var. İkazada en kazalarından da güzel oluyor. Yani bir kere denemiştim. Bu da ikinci yaptığım.
Sen sevmedin mi onu? Bir tane al şimdi ye dedim ama istemedi. Hı? Neyse. Evet, belirli bıraktım. Ben de şimdi buraya park ettim arabayı. Çağdaş'a geldim. Hemen oranın arka tarafında Çağdaş var. Şöyle. Buradan bir şeyler alayım. Ondan sonra da başka da gezecek falan da bir yer yok. Yani biraz oyalanırdım ama Belil orada rahat otursun diye. Şey, artık yapacak bir şey yok yani. İşimi hallettikten sonra Belil'in yanına geri gideceğim mecbur. Evet, bakın markete girer girmez her yer hurma. Ondan sonra burası da hep hurma. Ben de aldım. Şöyle bir tane. Bir de kuru incir aldım. Bir de şu iki tane buzdolabı kutularından aldım. Böyle Ramazan yaklaşıyor ya, her yere hurmaları dizmişler. Ondan sonra bir çeşit çeşit hurmalar var. Burada da ayrı hurmalar var. Bunlar nasıl bir şeyse? Kayısılar, incirler. Ondan sonra burada da böyle üzümler ve cevizler. Buraya da tatlıları koymuşlar. Çeşit çeşit tatlılar. Benim de en çok aldığım bu. Kemal Paşa. Bu çok güzel oluyor Ramazan'da. Tabii ki de güllaç. Geçen gün almıştık, şu küçükten evde var. Ondan sonracığıma burada da büyük güllaçlar var. Gül suyu. İşte öyle. Ramazan yaklaşıyor. Marketin hemen yanında böyle bir mağaza var. Böyle züccaciye gibi bir yer. Ben de şimdi fark ettim. Belil de daha oturuyormuş. Madem öyle dedim, ben de burayı gezeyim biraz. Böyle şeyler var bakın. Bildiğiniz züccaciye gibi bir yer. Bak, çeşitleri 10 TL. Suppalar var, çiçekler var, böyle hasır şeyler var. Şöyle sepetler falan var. Böylesi ama bunlar güzelmiş. Böyle burayı gezelim bakalım. Geliyor hanımefendi. Hadi bakalım. Zamanın doldu. Zamanın doldu, hadi. Ödeme?
doğru ya. Kartı vereyim sana de. Hayır. Aman dur. Aman dur, doğru ya. Çocuğun yanında parası yok. Hiç bende de akıl yok ya. Şu camı ört. Camı ört de. Nasıl örtülüyor? Belicim, düğmeyi yukarı çekiyorum. Bunu mu? He. Tamam, hadi. Paramızı da ödeyelim. Ondan sonra da artık eve gidelim. Biz eve geldik. Hemen şu marketten aldıklarımı boşaltayım. Burada göstermiştim size zaten. Şunlardan aldım. Böyle sarımsak falan koymak için. Orada gösteriyordu. Şöyle üstüne de baktım neler koyabilirim diye. Sonra şurada sarımsağı gördüm ve benim de sarımsağım poşette durduğu için buna koyayım dedim. Öbüründe ne olur ne olmaz diye işte iki tane aldım böyle. Şurada bir adet çiçek ekmek. Sonra mantar aldım. Bir tane spagetti aldım. Elma suyu aldım. Sonra bunları da göstermiştim zaten. Hurmayla. İncir aldım. İncir de var ya bayağı taze. Güzele benziyor. Bir de patates aldım. Evet. Başka da bir şey almamışım. Aldıklarım bu kadardı. Vlogumuzun 3. gününden de herkese merhaba. Evet, ortalık karışmış durumda. Burada çamaşırlar. Ondan sonra Beril odasını toplamaya çalışıyor. Ama neden nevresimini düzelttin? Onları çıkarıp makineye atacaktık ya Beril'cim. Ey! Bak bu ağzıma gözüme hep toz doldu. Beril'in odasını temizleyeceğiz çünkü. Beril için büyük gün, benim için ızdırap. Yani temizlik yapmayı sevmeyen biri için tabii ki de. Toygar'ın odasını falan süpürdüm. Şuraları, her yeri süpürdüm. Süpürge de burada zaten. Küçük süpürgeyle baş edemiyoruz yani böyle. Buraları süpürmeye. Şimdi Beril'in odasında toz alacağız. Buraları toplayacağız, süpüreceğiz, sileceğiz. Ondan sonra bayağı oluyor. Aynanı silmişti ama yine hep el lekesi olmuş. Değil mi Beril'cim? Nasıl yapıyor onun kenarları öyle el? İnsan aynaya neden eller? Ha? Şöyle açıyorum bazen. Ha. Peki buralar, şu kenar mesela buradan bakınca şuraya bakın. Bakın bakın. Mesela böyle açık oluyor. Buraya dokunamıyorum. Buradan atıyorum. Bunun bir farklı şeyi varmış. Neymiş o? Hani kafe şeyi vardı ya. Kadın göstermişti bize. Farklı şeyli bir tanesi var. Ters tutuyor. Neyse işte al. Tamam, şu kaseyi de götür. Burayı toplamış. Bunlar hep dağınıktı. Ama neyse, buraları hep sileceğiz şimdi. Tamam mı? Hadi. Ben sileceğim tabii, doğru. Başlayalım o zaman bir an önce.
tozumuzu, muzumuzu, her şeyi aldık, süpürdük, nevresimleri değiştirdik. Şimdi de en son bura kaldı. Yetişebildiğim yere kadar şöyle sileceğim. Bundan sonra da vlogumuz bitecek. Bugün kaçıncı gündü? Üçüncü mü? Üçüncü gündü ve artık yeter dedim. Cam silerken de bu vlogu kapatayım dedim. Ben camı silerken de Beril size odanın son bitmiş halini göstersin. Tek başıma kendi ellerimle temizlediğim odasını göstersin. Yani tamam, şimdi yalan yok, sen de şey yaptın. Masanın üstünü topladı yani. Değil mi? Ah, Elif. Yemin ediyorum her yerimi parçaladım. Bak buramı da yara ettim. Şimdi Toygar'ın odasını süpürürken de elimi şeye vurmuştum. Ne? Duvara. Duvara mı? Yatağın altını süpürürken. Evet, temizliğimiz bitti. Bir sonraki vlogda görüşürüz.